Merhabalar sevgili dinleyenler. Tekrar bir programımızda akıl ve zeka oyunları eğitim tabanlı programımıza hoş geldiniz. Geçen hafta itibariyle biliyorsunuz akıl ve zeka oyunları tabanlı eğitim sistemi üzerine programımıza başlamıştık. Birincisini geçen hafta gerçekleştirdik. Bu hafta da ikincisini gerçekleştireceğiz. Bu noktada müsaadeniz olursa geçen haftanın kısa bir tekrarını yaptıktan sonra kaldığım yerden devam etmeye çalışacağım. Evet, geçen hafta hatırlayacaksınız. Tüm dinleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Akıl ve zeka oyunları tabanlı eğitim sisteminde akıl ve zeka oyunlarının faydalarından bahsetmiştim. Akıl ve zeka oyunları nelerdir? Nedir? Ne işe yarar? Ne tür oyunlardır bunlar? Bunlardan bahsettik. Akabinde bu oyunların insanlara genel olarak çocuklardan başlayarak yetişkinlere ve ileri yaşlardaki insanlara ne tür faydaları var? Bunlardan bahsetmiştik. Ve dört ana kazanımdan bahsetmeye başlamıştık. Burada dakikamız müsaade etmediğinden dolayı bu haftaya ertelemiştik. Ve bu hafta aynı konuya devam etmeye çalışacağım. Evet, akıl oyunlarının dört ana faydası, benefiti vardı. Yani çocuklarımıza, gençlerimize, adultlara ve yetişkinlere İleri yaşlardaki insanlara bu oyunların ne tür faydaları var? Bunlara temas ediyorduk. Ve birinci konumuz cognitive functional benefit dediğimiz bilişsel olarak insana ne tür faydası var? Bunu açıklamıştık. Kısaca bir tekrar edelim isterseniz. Kognitifte en önemli unsur ve zeka oyunlarının, akıl oyunlarının en temel unsurlardan bir tanesi, en çok faydalarından bir tanesi de thinking skills dediğimiz düşünce becerileri. Yani kritik düşünebilme, hadiseyi, olayları, oyunları kritize edebilme, analytical dediğimiz analitik yapabilme, logical mantıklı bir şekilde bunu düzenleyebilme, stratejik düşünme gibi konulardı. Sadece bu konu belki başlı başına konuşulması gereken konferanslardan, topiklerden bir tanesi. Bir diğeri creativity dediğimiz üretkenlik becerisini geliştirme yönüyle çok önemliydi. En önemli unsurlardan bir tanesi özellikle bu dönemde gençlerimizin, çocuklarımızın problem solving becerisi yani problem çözebilme becerisini geliştirmeydi. Bunun üzerine durmuştuk. Tabii bunların hepsi alt başlıklar ve üzerinde uzun uzun konuşulması gereken, düşünülmesi gereken konular. Bir diğeri görsel algı konusuydu. Bir diğeri akıl yürütebilme, fokuslanabilme, yaptığı işe, yaptığı bir derse, bir probleme veya bir oyuna fokuslanabilme en büyük problemlerden bir tanesi maalesef bu şu an günümüzde. Bir diğeri stratejik düşünebilme ve karar verebilmeydi. Bu konu üzerinde teferruatlı geçen hafta durduk. Daha sonrasında emotional benefit dediğimiz duygusal bir faydası var. Bu oyunların bir sabrı öğreniyoruz. Oynarken sabretmeyi öğreniyoruz. Karşımdaki rakibime karşı sabredebilmeyi, kendi duygularıma karşı sabredebilmeyi ve genel olarak hayatta da zaten en önemli unsurlardan bir tanesi sabırlı olabilmek, sabırlı davranabilmek. Bu oyunlar bize bunu sağlıyordu. Bir diğeri respectful dediğimiz karşımızdaki rakibimize karşı veya takım arkadaşlarımıza karşı oynuyorsak takım arkadaşlarımıza karşı saygılı davranabilme, haddimizi bilme tabiri caizse ve nezaketimizi, güler yüzümüzü hiçbir zaman düşürmeden karşımızdakine karşı nezaketli davranabilmeydi. Bir diğer unsur management, emotion dediğimiz, geçen hafta da bir örnek vermiştim. Duygularını yönetebilme maalesef oyunlarda gerçek karakterler bazen ortaya çıkıyor. Özellikle zeka oyunlarında oynarken beyniniz tabiri caizse yanıyor. Beyin mücadelesi veriyorsunuz ve karşınızdaki beyinlere karşı bir mücadele veriyorsunuz. Ve bu noktada da duygularımıza hakim olamadığımız anlar olabiliyor. Yenilgi anına düşebiliyoruz. Hamlemizi yanlış yaptığımızda üzülebiliyoruz. İşte bunların hepsini kontrol edebilme, yönetebilme becerisini bu oyunlara oynayarak biz kurumumuz olarak yapmaya çalışıyoruz.
Bir diğeri good friendship dediğimiz arkadaşlık ilişkilerini geliştirme, iyi bir insan olabilme, stres yönetimimizi iyi dengeleyebilme, kurabilme ve motivasyon unsurlarını görmüştük geçen hafta. Bir diğer bu oyunların faydası sosyal hayatımıza etki ediyor. Ki en önemli unsur da bu. Yani bir insanın öğrendiği bilgiyi, öğrendiği bir materyali günlük hayatına, yani real life'ına, gerçek hayatına aktarabilmesi. Bu çok önemli. Yoksa oynarsınız bir yere kadar artık ben bıktım dersiniz, bunu kenara koyarsınız, bu oyunu kenara koyarsınız. Fakat bu oyunlarda biz bu unsuru çok önemsiyoruz. Özellikle bıkmadan oynaması ve bu oynadığı herhangi bir oyunu, zeka oyununu hayatına aktarabilmesi ve hayatında acaba bunu nasıl uyarlayabilir? Bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Ve bize bu ne sağlıyor sosyal beceri olarak bu oyunlar? Bir team working sağlıyor. Eğer takım halinde çalışıyorsak birbirimizden destek almaya çalışıyoruz. Cooperation yapıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte bir ilişkiye girerek, koalisyon kurarak acaba hangi hamlede, hangi adımda daha iyi ileri gidebilirim, buna bakıyoruz. Bir diğeri aramızdaki ilişkilerimiz, communication efficiency dediğimiz, yani birbirimiz arasında kontak kurabilme, birbirimizle güzel bir bağ kurabilme, bunu bu oyunlarla sağlamaya çalışıyoruz. Motivasyon unsuru hepimiz için oyunlar, yani ileride de gelecek sunumunda hayat bir oyundur. Gerçekten hayat bir oyundur. Oyunu kuralına göre oynamak gerekiyor. Hayatı da aynı şekilde konmuş olan kurallarına göre oynamakta çok ciddi faydalar var. Bir diğer konu respecting rules dediğimiz, yani kurallara karşı oyunda oynanması gereken kurallar var. Bunları ihlal ettiğinizde başınıza gelebilecek sıkıntıları öğreniyoruz. Yani kurallara karşı saygılı olabilme, saygılı davranabilme, bunları öğreniyoruz vesaire. Bu şekilde konularımız aşağı doğru devam ediyordu. Bu haftada çok önemli ve belki de bu 4 ana temel benefitten, faydadan en önemlisi üzerinde durmaya çalışacağım. Developmental benefit dediğimiz geliştirilebilir. Yani insanda, hafızasında, evet bir insanın hafızası var, beyni var, zekası var ve düşünebilme kabiliyeti var. Ama bunu geliştirme yönündeki becerilerini biz bu oyunlarla geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bakın bunlar da 3 bölüme ayrılıyor. Çünkü oyun tabiri herkese hitap eden bir tabir. Bakın sadece çocuğa has bir şey değil. Büyükler de oynuyorlar. Ama oyuncaklarımız farklı. Küçükler de oynuyorlar, büyükler de oynuyorlar, yetişkinler de oynuyorlar, yaşlanmış insanlar da oynuyorlar. Hepsinin ortak değeri oyun. Fakat kaliteli oyunlar. Akla ve zekaya hitap eden oyunlar. Bunun da developmental, yani geliştirilebilir faydalarından üçünün üzerinde bugün durmaya çalışacağım. Birincisi life skill dediğimiz hayat becerileri. Belki hepimizin elinde olması gereken, ya hocam biz bunları zaten küçükken öğrendik dememek lazım. Çünkü insan her gün, her geçen gün, hatta her geçen saat yeni bir şeyler öğreniyor. Çocuğunuzdan yeni bir şeyler öğreniyorsunuz, etrafınızdaki insanlardan yeni bir şeyler öğreniyorsunuz ve devamlı kendinizi update yapıyorsunuz. Yani devamlı kendinizi yenileme ihtiyacı hissediyorsunuz ki vücudumuz dahi her gün yenileniyor. Kanlarımız, hücrelerimiz devamlı yenileniyor. Onun için beynimizin de, hafızamızın da, aklımızın da devamlı surette yenilenmesi gerekiyor. Ve burada biz bu oyunlar vesilesiyle Active Brains Education Akademi olarak life skills, yani hayat becerisi kazanmalarını sağlıyoruz. Bunu adultlarda, yetişkinlerde yapıyoruz ve yaşlılarda yapıyoruz. Çocuklarda da biraz sonra kademe kademe gelecek. Birincisi life skill dediğimiz, yani hayat becerisini insan bu oyunlarla nasıl kazanır? Yani oyun oynayarak hocam hayat becerisi mi olur? Hayatın içine dalacaksınız ve göreceksiniz. Çok özür dilerim. Ya zilleyi yiyeceksiniz ya da problemi çözeceksiniz manasında insan hayatı yaşayabilir. Ama öyle değil. Hayatı gerçekten dolu dolu yaşamak, mutlu yaşamak, huzurlu yaşamak için bir takım kurallarını bilmek, o kurallarını yerli yerinde uygulamakta fayda var diye düşünüyorum. Life skill'de, yani hayat becerilerinde en önemli unsurlardan ve hepimizin şu an aramaya çalıştığı ve bulmaya çalıştığı unsurlardan bir tanesi de living well happy person. Yani mutlu bir hayat sürebilmek. Mutlu ve huzurlu bir insan olabilmek. Yani evimize geldiğimizde mutlu olabilme, sokağa çıktığımızda mutlu olabilme, toplumun arasına girdiğimizde mutlu olup ve bütün insanlığa pozitif bir enerji verebilmek. Biz bu oyunları oynayarak
birbiri aramızdaki ilişkilerimizde, aile içerisinde, çocuklarımızla olan ilişkilerimizde, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde biz bunu sağlıyoruz. Living well, happy person olmayı sağlıyoruz. Bir diğer konu living ethically dediğimiz, yani etik yaşama, kaliteli yaşama, bu çok önemli bir unsur. Yani sıradan bir insan evet olabiliriz, hepimiz sıradan insanlarız ama bu sıradanlığımızı kaliteli bir hayatla gelecek nesillere aktarmak lazım. Gelecek nesiller bizim hayatımızdan, bizim yaşantımızdan örnekler çıkarmaları lazım. Ve örnek olmalıyız ki onlara güzel miraslar bırakabilirim, güzel bir ahlak bırakabilirim. Ve burada da living ethically ve kaliteli bir yaşam içinde kaliteli vakit geçirmekte fayda var. Yoksa geçen haftaki misali tekrar vereceğim. Çok hoşuma gider çünkü gıda en önemli örneklerden bir tanesi buna. Markete girersiniz, karşınızda koca bir dünya var satın alabileceğiniz ama sizin vücudunuzun, sizin hücrelerinizin ihtiyacı olan gıdalar acaba hangileri? Önce bunlara gidersiniz. Yani sizi besleyici organik gıdalar, sizi besleyici natural gıdalar, bunlara önce bakarsınız. Bizler de aynı şekilde beynimizi, hafızamızı beslemek için unsurlardan belki bir tanesi de akıl ve zeka oyunlarında en kalitelilerini bize faydası olabilecek oyunlara bulabilmek. Yoksa oyun dünyasına da girdiğinizde, geçen hafta sanal dünyadan bahsettim. Sanal dünyaya girdiğinizde, oyun dünyasına girdiğinizde kendinizi gerçekten o geniş girdabın içerisinde kaybedebilirsiniz. Bundan dolayı da kaliteli oyunlar, insanın aklına, hafızasına hitap eden oyunları oynamakta çok ciddi faydalar var diye düşünüyorum. Bir diğer unsur kendine güven unsurunu sağlıyor oynayarak. Biz bu oyunlarla kendine güvenli olmasını sağlıyoruz insanın. Team working, birlikte oynayarak takım ruhunu kazanıyorlar. Working groups, meetings ve birlikte grup halinde, meeting halinde, gruplar halinde çalışabilmeyi öğreniyorlar. Decision making dediğimiz karar verebilme mekanizmasını geliştiriyoruz. Good memory, özellikle yaşı belli bir seviyeye gelmiş, yani yaşlanma kulvarına girmiş, yaşı belli bir seviyede olan insanlar için de gerçekten hafızasını, memorisini koruyabilmesi ve bunu iyi bir şekilde muhafaza edebilmesi adına biz bu oyunlarla o insanları da beslemeye gayret ediyoruz. Bir diğer konu relationship, yani aramızdaki insanlar arası iletişim, eşimizle oynadığımızda eşimizle olan iletişimimiz, çocuklarımızla bu oyunları oynadığımızda çocuklarımızla aramızdaki iletişimimiz çok önemli bir unsur. Problem solving her konuda olduğu gibi yine karşımıza çıkıyor. Ya problem çözebilme becerisi bu oyunlarla bir belki bu bakıma insan için daha da kolaylaşıyor. Leading yourself, kendini yönetebilmesi, ailesini yönetebilmesi ve diğerlerini yönetebilmesi, onlarla birlikte hayat sürebilmesi adına da bir unsur bu. Sharing life with others, hayatı diğerleriyle paylaşabilme. Yani yalnız kalmak en kötü herhalde sonuçlardan bir tanesidir. Bir yaşlı insan için yalnız olmak, yalnız kalmak, kimse tarafından arayıp sorulmamak çok kötü bir şey olsa gerek. Onun için sharing life with others, bunu da çok önemsiyoruz. Yani insanlarla hayatı paylaşabilme. Belki oyun oynayarak bunu paylaşıyorsunuz. Çünkü oyun esnasında sadece oynamıyorsunuz. Bir bakıma birbirinizle muhabbet ediyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Birbiriniz hakkında belki zafiyetlerinizi tespit ediyorsunuz. Acaba nereden ben bu arkadaşıma, kardeşime veya eşime, çocuklarıma acaba yanaşabilirim? Daha iyi onlarla iletişim nasıl kurabilirim? Bunu kurmaya çalışıyorsunuz. Yani sadece oyun deyip geçmemek lazım diye düşünüyorum. Çok güzel bir cümle var Bernard Shaw'un. Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız. Oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız. Hani bazen çok basit ifadeler kullanırız. Şöyle ki belli bir yaşa gelmiş insanlar bazen hani çocuk gibi davranır ya. Çocuk gibisin falan deriz. Keşke çocuk gibi olabilsek değil mi sevgili dinleyenler? Yani keşke çocuklar gibi safi, temiz, içerisinde hiçbir kılıkış olmadan tertemiz duygularla yaşayabilsek. Tertemiz duygularla oynayabilsek. Yani bir bakıma bu çocuk işi deyip geçmemek lazım. Her insanın, her yaş grubunun ileriki sunumlarında gelecek oynayabileceği, zevk alarak oynayabileceği, eğlenebileceği, karşı rakibiyle diyalog kurabileceği, bu hangi milletten olursa olsun, hangi yaş grubundan olursa olsun diyalog kurabileceği bir sürü oyunlar mevcut. Bir diğer mesele life skill'da entertaining friends dediğimiz, yani arkadaşlarımıza eğlenceli vakit geçirme. Bu çok önemli bir unsur. Yani yalnız başınıza ne kadar eğlenceli vakit geçirdiğinizi
sansanız da maalesef geçiremiyorsunuz. Televizyonun karşısındayım hocam. Sabaha kadar benim eğlencem karşımda, ne olacak? Açarım bir kanalı, eğlenirim diyorsunuz. Ama halbuki daha da yalnızlığa batıyorsunuz. Onun için insanın arkadaşlarıyla hoş vakit geçirebilmesindeki en önemli unsurlardan bir tanesi de bu zeka oyunları unsuru. Managing life, hayatı yönetebilme, hayatı daha düzenli kurgulayabilme ve düzenli bir hayat sürebilme becerisini sağlıyoruz. Planning ve organization life dediğimiz, yani planlı olma, organizatörlü bir şekilde hayatı organize edebilme, ailemi, çocuklarımı, etrafımı, çevremi organize edebilme becerisini sağlıyor bu oyunlar. İkinci konu, tabii bu oyunlar hepimizin aklına ilk başta oyun deyince şu geliyor, çocuklara mı hitap ediyor hocam? Evet, en önemli belki kategorisi, en önemli vurgulayıcı unsurlar, vurgulayıcı kategorilerden bir tanesi çocuklarımız muhakkak. Fakat bu oyunların genel bir yapısı var. Çocuklardan başlıyor. Hani bazen görmüşsünüzdür, oyunların üzerinde yazar 7, 70, 9, 99 şeklinde. Yani her yaş grubunda oynayabileceği oyunlar mevcut. Ondan dolayı ikinci konumda soft skill workplace dediğimiz, yani tüm meslek gruplarının, tüm kariyer sahiplerinin, bu hangi kariyer sahibi ise, profesörden tutun da öğrencisine kadar, engineer'den mühendisten tutun da bir bakana kadar, herkesin oynayabileceği, herkesin meşgul olabileceği ve nitelikli vakit geçirebileceği. Bakın, en önemli, altını çizerek söyleyeceğim konulardan bir tanesi bu. Nitelikli vakit geçirebilme. Bu çok önemli bir unsur. Yani hepimiz belki hayatı 24 saatlik altın gibi verilmiş bir zaman dilimini har vurup harman savurabiliyoruz. Bazen zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Arkamıza bir bakıyoruz, ya 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına gelmişiz hocam. Yaş ne kadar da geçmiş, ya çocuklarım ne kadar da büyümüşler diyiveriyoruz. Halbuki nitelikli bir hayat adına, nitelikli kaliteli bir hayat adına zamanı gerçekten o altın mesafesinde her dakikasını kaliteli bir şekilde yaşamaya özen göstermek gerekir diye düşünüyorum. Soft skill workplace'te, yani biz burada da bulunduğum ülkede de farklı kurumlara ve şirketlere bunu uygulamaya çalışıyoruz. Birkaç şirketlere çalıştık bu konuda. Yani workshoplar şeklinde bir sunum yaptık ve çok hoşlarına gitti insanların. Bakın, bu insanlar bir yerde çalışan memur insanlar, bir yerde çalışan insanlar ve onların da oynamaya ihtiyacı var. Bir bakıma iş hayatını birazcık kenara koyup yarım saat, 45 dakika, bir saat arkadaşlarıyla bir ara gelerek hem kahve içmeye, çay içmeye molası vererek birlikte bu oyunları oynayarak çok güzel vakit geçirdiklerini bize ifadelerinde söylemişlerdi. Evet, bütün iş yerlerinin, bütün şirketlerinde acizane kanaatim, her sene yaptıkları programlar var biliyorsunuz. Summer kamplar yapıyorlar, winter kamplar yapıyorlar, farklı kamplar yapıyorlar. Yani bu noktada da belki bir yapılması gereken workshoplardan, onlara sunulması gereken atölyelerden bir tanesi de akıl ve zeka oyunları atölyesi olduğunu düşünüyorum. Peki bu ne sağlayacak? Yani çalışan bir insana, hocam oyun bize para getirmez ki, ne sağlayacak bize yani? Veya yani oynayarak ne kazanacağım ki, benim elime ne geçecek ki gibi ifadeler kullanabiliriz. Fakat bu oyunları oynayan insanların ifadeleri şu: çok güzel vakit geçirdik, arkadaşlarımla çok iyi vakit geçirdim, arkadaşlık ilişkilerimi artırdım ve takım olduğumuzu anladım diyenler oldu. Gerçekten bize birinci olarak relationship lazım. Arkadaşlık ilişkisi, birbirimizle friendship yapabilme, dostluk kurabilme, bu çok önemli bir unsur. Bir diğeri de aynı yerde çalışıyorsunuz fakat arkadaşınızı tanımıyorsunuz. Bir masaya oturuyorsunuz, sabah geliyorsunuz mesainize, akşama kadar merhaba nasılsınız, bitti. Yani hiçbir iletişim yok. Belki hafta sonu birlikte olursanız, bir yere giderseniz, çay içerseniz, o kadar. Fakat biz team building working dediğimiz, yani özellikle bunu çok altını çizerek vurguluyoruz şirketlere, team building working'de, yani birlikte takım halinde oynayıp bir şeyler üretebilme. Bu çok önemli bir iş yeri için. Şimdi düşünün, bir şirkette çalışıyorsunuz. İnsanın zannedersem kendisine sorması gereken en önemli sorulardan bir tanesi şu olsa gerek: acaba ben bu şirkette çalışıyorum, bu şirkete ne tür bir katkı sağlayabilirim? Ben şirketimi acaba bir tık ileri nasıl götürebilirim? Kariyerimi değil bakın. Evet, zaten siz şirketi bir tık ileri götürürseniz kariyeriniz de artar. Ama ben kariyerimi nereye götürebilirim? Acaba ben yarın hangi kariyerlere yükselebilirim? Değil de
Bulunduğun yerde, bu okul olabilir, bu bir şirket olabilir, bir iş yeri olabilir, bir kurum içerisinde acaba ben bulunduğum bu kurumu bir üst seviyeye, bir üst basamağa nasıl çıkartabilirim? Görüşüyle bakarsak team building, working, evet işlediğini görmüş oluyoruz. Bir diğer nokta problem solving. Biliyorsunuz şirketlerde, özellikle büyük şirketlerde bu tip think tank kuruluşları vardır. Otururlar, istişare heyeti tabiri caizse, problem solving heyetleri vardır. Bir şirkette karşılaştıkları problemi nasıl çözeceklerine dair fikir teatisinde bulunurlar. Yani bu da çok önemli bir mesele. Problem solving becerisini sağlıyorlar. Bu şekilde oynayarak hafızalarında, beyinlerindeki nöronlarda, belki de iletişimlerin daha hızlı akışını sağlayarak problem çözme alışkanlığını insanlar kazanmış oluyorlar. Bir diğer nokta self-management dediğimiz kendisini yönetebilmesini sağlıyor bu oyunlar. Initiative ve enterprise skill dediğimiz, yani kurumsal becerilerini insanların ve girişimsel becerilerini artırıyor. Planning, organize ve plan yapmayı sağlıyor. Thinking skills, her zaman altında üzerinde durduğumuz konu, düşünce becerisini sağlıyor. Learning new skills, yeni beceriler öğrenmemizi sağlıyor. Yani takım halinde oynadığımız oyunlarda, zeka oyunlarında özellikle karşı rakibimde belki de çok farklı fikirler var. Çok farklı stratejiler var. Uygulamaya çalıştığı bir takım metotlar var. Bunları öğreniyoruz. Ve yeni beceriler kazanmaya başlıyoruz bu oyunları oynayarak. Innovation dediğimiz yine yenilikçilik tabiri edilen, yani yeni şeyler kurabilme, yeni şeyler keşfedebilme ve kendime, şahsıma ve bulunduğum ortama, arkadaşlarıma, team grubuna veyahut da kurumuma yeni fikirler sunabilme alışkanlığı kazanıyorum. Son madde olarak da yine strategic skill dediğimiz, yani stratejik beceriler, stratejik düşünebilme. Çünkü şirketimizi bir yere getirmek istiyorsak bu noktada stratejimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve bunu da biz team building ile yapıyoruz, birlikte yapıyoruz. Birlikte çalışma ruhu, birlikte yaşama ruhuyla belki bunu yapıyoruz. Ve toplumlar dahi birlikte yaşama ruhuyla bir bakıma ayakta kalıyorlar. Yoksa herkes ferdiyetçi olduğu zaman, herkes ben kendimi düşüneyim dediği zaman maalesef ortaya bir ürün de çıkmıyor. Üçüncü konu, altında, üzerinde ve altını çizerek üzerine durmam gereken en önemli konulardan bir tanesi bu. Çocuklarımızı alakadar eden, özellikle anaokulundan, 4 yaşından, 5 yaşından, lise sona kadar, üniversitedeki yetişkinlere kadar academic school skills dediğimiz, yani çocuklarımızın akademik becerilerini ortaya koyan unsurlar neler acaba? Evet, geçen hafta da şunu demiştim hatırlarsanız, okullarda şu an okutulan birçok ders var. Fakat bunların temelinde 4 ana ders var demiştik. Bu 4 ana dersin yine temelinde de 2 ana ders var demiştik. Matematik ve dil becerisi. Bunlara ilaveten de science dediğimiz fen bilimleri, social studies dediğimiz de sosyal bilgiler. Fakat insan hayatında en önemli alışkanlık kazanması gereken, yani hayatı boyunca devamlı lazım olacak becerilerden 2 tanesi mathematical beceri ve language art, yani dil becerisi. Matematiksel düşünce çocukta ne sağlayacak? Bakın, yani 2 kere 2 çarpı 2 çarpı 2 4 deme değil mesela. Veya bir sayının karekökünü bulmak değil mesela. Yani matematiksel olarak bize matematik neyi sağlıyor? Düşünmeyi sağlıyor. Akletmeyi sağlıyor. Reasoning dediğimiz akıl yürütme alışkanlığını sağlıyor. Biz bunu eğer matematiği gerçekten real life'da, gerçek hayatta çocuklarımıza aktarabilirsek, eğlenceli bir şekilde bunu akıl oyunları vesilesiyle oynayarak matematiği eğlenceli hale getirirsek, herhalde dünyada hiç sevilmeyen ders olan matematik üst seviyelere çıktığını görürüz. Maalesef çoğu insana sorduğunuzda en çok sevdiğin ders hangisi dediğinizde farklı derslerden bahsedecektir. Hiç sevmediğin veya sıkıldığın dersler nedir diye sorulduğunda, ya işte matematikte sıkılıyorum birazcık diyen çocuklarımız veya öğrencilerimiz oluyor maalesef. İşte matematiğin şu an daha zevkli hale getirilmesi, daha eğlenceli hale getirilmesi ve çocuklarımız tarafından sevilerek, yani bir oyun haline getirilmesi çok önemli unsur. Biz zeka oyunlarıyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani öyle oyunlar var ki sevgili dinleyenler, matematiksel becerinizde 4 işlem yapmayı öğreniyorsunuz oynaya oynaya. Yani toplamayı yapmayı, çıkarma yapmayı, çarpma yapmayı, bölme yapmayı, bunları öğreniyorsunuz. Ve bunu çocuğa, yani çarpım tablasını ezberleterek değil, oyunlarla yapmaya çalışıyorsunuz.
Yani çocuk toplama oyunu oynayarak toplamayı sevmeye başlıyor. Ve artık sen şu rakamla şu rakamı topla dediğinizde o çocuk zorlanmıyor. Direkt cevabını verebiliyor. Onun için matematiğin bu dönemde eğlenceli hale getirilmesi en önemli konulardan bir tanesi ve belki araştıran arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz vardır. Dünyanın her bir tarafında şu an harıl harıl matematik nasıl acaba daha zevkli hale getirilir, nasıl eğlenceli hale getirilir diye programlar yazan mühendisler var, programlar yazan yazılımcılar var, programlar yazan bilim adamları var. Çünkü çok önemli bir unsur, hayatın temeli tabiri caizse matematik. Peki ikinci konumuz language art dediğimiz dil becerisini nasıl geliştirecek bu çocuk? Evet, dil becerisi olmayan, kelime hazinesi olmayan, kelimeleri birbirine yan yana getirerek cümleler kuramayan, bu cümlelerle paragraflar oluşturamayan, kendisini ifade edemeyen bir çocuk, ifade edemeyen bir insanın zannedersem kendisini bu konuda çok iyi geliştirmesi için dersler alması, takviyeler alması gerekiyor. İşte biz bu oyunlar vesilesiyle zeka oyunlarının kategorilerinde birazdan göreceksiniz. O da var. Language skill dediğimiz yani dilsel becerilerini geliştirme yönünde de bir şeyler adım atmaya çalışıyoruz. Kendini ifade edebilmesi, bir topluluğun karşısına çıktığında konuşabilmesi veya arkadaşını doğru algılayıp, doğru anlayıp ona doğru cevap verebilmesi bu da arkadaş ilişkilerinde, toplum ilişkilerinde çok önemli unsurlardan bir tanesi. Bir diğer iki konu science dediğimiz bilimsel derslerde, fen bilgisi derslerinde ne tür faydaları var? Sosyal bilimlerde ne tür faydaları var? Bunlar belki yine hepsi ayrı ayrı tek tek ele alınması gereken konulardan bir tanesi. Ben kısaca birkaçından bahsedeyim müsaadenizle. Matematiksel derslerde, matematik derslerinde bu oyunları oynayarak, zeka oyunlarını oynayarak çocuk ne kazanacak? Problem çözmeyi sağlayacağız. Yani çocukta problem çözmeyi daha zevkli hale getireceğiz. Geçen hafta bahsettiğim konu bunlardan bir tanesini hatırlarsanız dünyada problem solving yarışmaları yapılıyor. Yani problem çözme. Bizim problem solving derken aklımıza hemen şu canlanıyor matematiksel olarak. İşte bir problem var. Ali'nin 6 elması var. Ahmet'in 7 elması var şeklinde problemler ortaya çıkıyor. Ama hayatta karşılaştığımız bir sürü problem var değil mi? İlişkilerimizdeki problemler, çocuklarımızla yaşadığımız problemler, çevremizde yaşadığımız problemler, işlerimizde yaşadığımız problemler. Eğer bunların sanatını, bunları çözme sanatını biz öğretemezsek çocuklarımıza ileride karşılaştıklarında bu problemleri nasıl çözecekler? O kocaman bir muamma. Evet, problem solving'den sonra en önemli unsurlardan bir tanesi matematikte özellikle reasoning dediğimiz akıl yürütme. Aklını kullanabilme ve aklın tabiri caizse merdivenleriyle, basamaklarıyla bir yerlere ulaşabilme. Bu da yine en önemli matematiğin unsurlardan bir tanesi. Thinking skills zaten düşünme becerisi kaçınılmaz. Stratejik düşünme kaçınılmaz. Ve bu oyunların bazılarında geometrical ve shapes dediğimiz yani şekil oyunlarıyla, geometrik oyunlarla da çocuklar belki uzaysal ve mekansal kuralları öğreniyorlar. Bir bulunduğu mekanı nasıl dizayn edebilir? Düşünün bir salondasınız ve bir salonun düzenlenmesi gerekiyor. Bunu en iyi şekilde nasıl düzenleyebilir? Bütün eşyaları oraya nasıl sığdırabilir? Bunlarla alakalı da birçok oyunlarımız var ve geometriksel, uzaysal, mekansal becerilerde bu oyunlarla kazanıyorlar. Evet, Language Art'ta da Learning New Words, yeni kelimeler öğrenmeyi sağlıyor bu oyunlar. Building Words and Sentences, yani yeni kelimeler, yeni cümleler, yeni paragraflar, yeni kitaplar, yeni fikirler oluşmasını sağlıyor. Communication'ı sağlıyor. Understanding other cultures, yani konuşarak bir dil öğrenerek tabiri caizse karşıdaki kültürleri daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Teamworking yine aynı şekilde dil öğrenme unsurlarının içerisinde yer alan konulardan bir tanesi. Evet. Bir diğer konu sevgili dinleyenler bu haftada işleyeceğim konulardan en önemli konulardan bir tanesi de bu. Geçen hafta da sorularınız arasında vardı. Çoğu dinleyicimiz şunu merak ediyor. Acaba bu oyunlar nelerdir? Ben çocuğum 4 yaşında hocam. Acaba hangi oyunu tavsiye edersiniz? Gibi bir takım sorular sormuşlardı. Bu sunumlarımda da herkes kendisine alması gerekeni muhakkak alacaktır.
Tabii buradakiler belki bu sunum bir özet. Bunlar çünkü çok teferruatlı konuşulması gereken üzerinde belki her çocuk için bile her çocuğa has düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi. Onun için ben genel hatlarıyla bunları bahsetmeye çalışacağım. Evet, genel zeka oyunlarının 6 tane bölümü var. Bu hafta belki temas edeceğim konulardan bir tanesi de BAMGALES diye bir sistem oluşturmaya çalıştık. Yani zeka ve akıl oyunları tabanlı öğrenme eğitim sistemi. Buradaki sistemi, yani zeka oyunları ve akıl oyunları öğrenme sistemi nasıl bir sistem? Buna da kısaca temas edeceğim. Vaktimiz el verdiği nispetle. Evet, 6 bölümümüz var. Bunlardan ilki ve dünyada da çok meşhur turnuvaları yapılan, özellikle Türkiye'de şu an TBT dediğimiz Türk Beyin Takımı'nın da turnuvalara katıldığını ve birçok kurumun da bu oyunlara, bu turnuvalara katıldığını görüyoruz. Evet, Reasoning ve Operational Mind Games dediğimiz konu. Birinci konumuz bu. Reasoning, akıl yürütme. Operational da işlem oyunları. Yani belki de hepinizin aklına işlem oyunu dediğimde şu gelecek, yankılanacak. Sudoku mu hocam? Evet, banko. Yani birinci en önemli oyunlardan bir tanesi de Sudoku. Akıl yürütebilme oyunları ve işlem oyunları içerisinde en meşhurlardan bir tanesi, o matematiksel becerimizi geliştiren, hangi rakamın nereye koymasını öğrendiğimiz Sudoku oyunu. Bir diğeri Pen, Pencil, Paper Games dediğimiz, yani işlem oyunları, kağıt kalem işlemleri oyunları. Biliyorsunuz bir zamanlar televizyonlara meşhur bir oyun vardı, bir yarışma vardı. Bir kelime bir işlem diye. İşte bu işlem oyunlarından, bu kelime oyunlarından tutun da Sudoku'ya kadar, bir bakıma apartmanlar oyunlarına kadar, ABC yani harfleri birbirine bağlama oyunlarına kadar bir sürü işlem oyunları mevcut. Evet, bunlardan bir tanesi sayı bulmacası, karalamaca ve her gazetenin arkasında bir bakıma meraklılarının her hafta heyecanla beklediği, açıp çözmeye çalıştığı bulmacalar yer alıyor. Bizim bulmacaları çözmemizde bize ne faydası olacak? Bir, kelime hazinemiz, kelime daracımız artacak. Bir bakıma thinking skills yapıyoruz. Yani devamlı düşünüyoruz, düşünmeye çalışıyoruz. Beynimizi devamlı aktif tutuyoruz. Bize çok ciddi faydası var. Apartmanlar oyunuyla yine Sudoku'nun bir bakıma şekillerle oynanan versiyonu, apartmanlar oyunu. Yine thinking skills, strategic skills dediğimiz, yani düşünce becerimizi, stratejik düşüncemizi artıran en önemli oyunlardan bir tanesi bu. Matematik oyunları var bunun içerisinde. Kakura dediğimiz yine Sudoku'ya yakın fakat bir tık daha üstte, hafif de zorlanabileceğiniz bir matematik oyunu. Maze dediğimiz özellikle küçük yaştaki çocuklarımızın, 4 ve 5 yaşındaki çocuklarımızın çok rahat eğlenerek çözebilecekleri bulmacalar var biliyorsunuz. Hani bir yerden A noktasından B noktasına gitme veyahut da aşağıdaki havucu yukarıdaki tavşan nasıl alabilir diye bir sürü yollardan geçerek, çizgiler çizerek ulaşmaya çalıştığı oyunlar, maze oyunları. Ve şu ana kadar ben kendi öğrencilerimde, 4-5 yaşında öğrencilerimde var ve çok heyecanla bu oyunları çözdüklerini gördüm. Yani belki birkaç tane çözdürmeye çalışıyorsunuz ama onlar heyecanla, hocam daha yok mu, daha verseniz daha da çözsek diye bunu bekliyorlar. Gerçekten de çok zevk alarak çözdükleri oyunlar. Bu maze oyunları. İkinci olarak verbal words dediğimiz, yani kelime oyunları, hani demin de ifade ettiğimiz gibi kelimeleri kullanarak, cümleleri kurarak, paragrafları oluşturarak oynadığımız oyunlar. Bunların en önemlilerden bir tanesi hepinizin duyduğu bir oyun Scrabble, yani kelime oyunu. Artık tabletlerimizde, telefonlarımızda, her platformda karşılaşabiliyorsunuz bu oyunlarla. Önemli olan burada yeni bir kelime üretebilme, kelimeden başka bir kelime üretebilme, harflerle yeni kelimeler oluşturabilme bu oyunlar. Hunt Word dediğimiz yine kelime yakalamacı oyunu, Word Puzzle dediğimiz hani meşhur vardır harflerin dizildiği fakat o harflerin arasında bir takım kelimeler saklanmıştır, gizlenmiştir. Çapraz, yukarıdan aşağıya, sağdan sola bunları bulmaya çalışırız. Bu oyunlar. ABC Game dediğimiz yine kelime oyunları. İsim şehir bizim vazgeçilmez oyunlarımızdan bir tanesi biliyorsunuz. Küçükten beri, ilkokul birden beri oynadığımız oyunlardır. Hani bir tablo çizersiniz, isim, şehir, hayvan, bitki yazarsınız ve bir arkadaşımız saymaya başlar ABCD şeklinde içerisinden
ve ona stop dediğimizde söylediği harfle yeni kelimeler, yeni ifadeler bulmaya çalışır ve bunu grup halinde oynadığımızda da karşı taraftaki takımdan yeni kelimeler öğrenebilme, bizden onlara yeni kelimeler aktarabilme ile yeni beceriler ortaya koymak için oynanan oyunlardan bir tanesi. Bir diğeri anagramlar. Bunlar da çok önemli oyunlar. Yani harflerden, kelimelerden farklı noktalara gidebilme. Bakın burada bir örnek yazdım. Anagrams. Listen'dan silent'ı buluyorsunuz. Yani harflerle anagram yapmaya başlıyorsunuz. Harflerle anagramdan tutun da kelimelerle anagramlara kadar birçok oynanan bu şekilde zeka oyunları mevcut. Çengel bulmaca yapabiliyoruz bu oyunlarda. Sözcüklerle hikaye anlatabilme. Bu da şu an çocuklarımızın özellikle dil becerisini geliştirme noktasında en önemli zeka oyunlarından bir tanesi. Yani kelime küplerimiz var. Rastgele tabiri caizse zar atar gibi masanın üzerine attığınızda gelen şekillerle çocuk yeni ifadeler kullanmaya, yeni hikayeler, hayalinden yeni hikayeler kurmaya başlıyor. Bakın en çok sevilen oyunlardan bir tanesi de bu oyunlar. Sözcüklerle hikaye anlatabilme. Bunları da biz çocuklarımıza öğretmemiz, aşılamamız gerekiyor ki kendilerini gelecekte çok daha güzel ifade edebilsinler. Bir diğer bölüm Geometrical Mechanical Games dediğimiz, yani geometrik şekillerle mekanik oyunlarla oynanan oyunlar ve küçük yaştaki çocuklarımızın özellikle en çok sevdiği oyunlar bu kategorideki oyunlar. Yani ellerine bir takım şekiller verdiğinizde onlarla neler yapabildiğini görüyorsunuz. Mesela şu an ekranda gördüğünüz Tangram oyunu, geçen hafta kısaca bahsetmiştim. Yaklaşık yani 1000 küsur yıldır belki de dünyada mevcut olan uzak doğuda, özellikle Çin coğrafyasında, Japonya coğrafyasında, Kore coğrafyasında en çok oynanan oyunlardan bir tanesi Tangram. 7 tane şekilden meydana geliyor ve bu 7 şekilde bir sürü figür ortaya koyabiliyorsunuz. Hayvan figürlerinden tutun da ev, insan, ev eşyaları veya çevrenizde gördüğünüz herhangi bir eşya ile ilgili bu şekilleri kullanarak resimler yapıyorsunuz. En çok sevilen oyunlardan bir tanesi de bu. Cubix dediğimiz küp oyunları var. Katamino dediğimiz yine aynı şekilde şekillerle, geometrik şekillerle oynadığımız oyunlar var. Metaforms dediğimiz Tangramino, Tetramino, Architecto, Perspecto, bunların hepsi de şekillerle oynanan, geometrik şekillerle oynanan oyunlar. Tabii ki basic level'dan her oyunda olduğu gibi biliyorsunuz meşhur satranç oyununda bile level'lar var. Bizim bu sistemimizde de, Bamgale sisteminde de aynı şekilde seviyeli oyunlarımız var. Yani basic seviyeden başlayıp master seviyesine kadar 5 seviyede çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet, küpler var. Yine küplerle şekiller yapmaya çalışıyoruz. Legolarla yine farklı modeller, farklı şekiller meydana getirmeye çalışıyoruz. Ve anahtar oyunları, bu da çok meşhur zeka oyunlarından bir tanesi. Memory games dediğimiz özellikle ileri yaşlardaki insanların devamlı kullanması gereken, memorisini sağlam tutma, good memory'e, yani güzel bir memory'e sahip olabilmesi açısından oynayacağı oyunlar var. Şekilde de gördüğünüz gibi match oyunları, find the words dediğimiz kelime bulma oyunları, hidden picture dediğimiz bir resmin içerisinde saklanmış olan farklı resimleri bulabilme oyunları, kutu oyunları ve puzzle'lar bunlara en çok verilebilecek örneklerden bir tanesi. Hafıza oyunları da bizim hafızamızı, beynimizi devamlı takviye eden oyunlar arasında yer alıyor. Tahmin etme oyunları, soruştur, çöz oyunları, saklı resimler, bunlar da bizim good memory'e, güzel bir hafızaya sahip olabilmemiz için gerekli oyunlar. Evet, en önemli bu zeka oyunlarının içerisindeki kategorilerden bir tanesi de stratejik oyunlar. Yani en başta en meşhurunu hepiniz biliyorsunuz, chess dediğimiz satranç oyunu. Hayat gibi bir oyun, tabiri yerinde olacaksa. Hayat gibi, yani hayat ile eş değerde oynanan oyunlar bunlar. Gerçekten chess üzerine oturup insanlar konferanslar vermişler, yıllardır kitaplar yazmışlar. Koskoca bir kütüphane oluşturmuşlar sadece satranç üzerine. Çünkü bitmeyen bir kombinasyonu var. Yani her hamle, her oyun farklı bir insana bakış açısı sağlıyor. Hani chess oynarken biz
İlk başta bunları öğretmeye çalışıyoruz. Basic seviyeden sonra intermediate seviyesinde yani orta seviyede. İşte İtalyan taktiği, Fransız taktiği, İngiliz taktiği falan gibi taktikler ama halbuki bu taktiklerin dışarısında her şahsın da her oyuna ait bir taktiği var. Yani A şahsının da yaptığı bir taktik ve strateji var. B şahsının da farklı bir stratejisi var. Ondan dolayı herkesin farklı bir bakış açısı olduğundan dolayı satranç başlı başına bir okyanus, bir derya gerçekten. Buna yine eş değerde olan satranç kıymetinde çok kıymetli olan bir oyun var. Go dediğimiz uzak doğuda oynanan özellikle Çin'de ve Japonya'da ve Kore'de ortaya çıkmış olan meşhur oyun Go oyunu da satrançtan aşağı kalacak bir yanı yok. Bu da çok önemli strateji alan oyunlardan bir tanesi. Mangala dediğimiz bu da bizim Orta Asya kökenli şu an Afrika'da farklı ülkelerde bunun varyantları var belki ama ilk kalıtımlarına yani tarihte Mangala olarak Orta Asya'da 9 kumalak diyorlar Kazakistan civarlarında. Bu şekilde ortaya çıkmış zeka oyunlarından, Türk zeka oyunlarından bir tanesi de çok zevkle özellikle çocukların çok zevk alarak oynadıkları oyunlardan bir tanesi. Mangala bize ne sağlıyor? Bunları belki ileriki seminerimizde yine tekrar ifade etmeye çalışacağım. Bir diğer oyunu Otello, bir diğer adıyla Reverse dediğimiz, şu an dünyada meşhur turnuvalarının çoğalmaya başladığı Otello turnuvası. Geçen sene de biz kurumumuz olarak burada bulunan milli bir takım olarak katılmıştık bir Otello turnuvasına. Ve hamdolsun çok güzel dereceler aldık. Birincilik, ikincilik ve üçüncülüğümüz oldu. Orada da enteresan insanlarla karşılaştık. Bakın hani oyun deyip geçiyorsunuz ama bir konuda meleke haline gelmesi, bir konuda bir meziyet haline gelmesi o işi devamlı yapmakla alakalı bir şey. Bakın 21 yıldır Otello oynayan, 30 yıldır satranç oynayan, Go'yu küçüklüğünden beri hiç bırakmamış bir takım insanlara denk geldik. Ve bu insanlar bu artık oyunları hobileri haline getirmiş. Sürekli oynar hale getirmişler ve artık siz onun karşısına geçtiğinizde eğer acemiyseniz veyahut da belli bir seviyede bile olsanız bu kadar uzun vadeli oynamamışsanız oyunları bir yerde maalesef hata yapabiliyorsunuz. Çünkü karşınızda bu oyunun çok iyi ustası bir insan var. Fakat o bile sizden bir şeyler öğrenebiliyor. Bir taktik öğrenebiliyor. Ve kendisi 20 küsur yıldır oynayan insanlar, bu oyunlarla hemdem olmuş insanlar gerçekten çok iyi bir problem çözme kapasitesine sahip ve düşünce becerilerinde gerçekten belli noktaya gelmiş hayatlarını güzel, verimli yaşayan insanlar olarak ben tanıdım şahsen. Yine meşhur oyunlarımızdan bir tanesi Tic-Tac-Toe, Matematik Checkers dediğimiz, Abolon, Pentago, Chinese Checkers dediğimiz oyunlar. Zevkle oynanan oyunlar bunlar, strateji oyunları. Dokuz Taş yine bizim biliyorsunuz ülkemizde, Türkiye'de de çok meşhur bir oyundur Dokuz Taş oyunu. Bunun belki temeli 3 taşla başlar, 6 taşla devam ediyor. 9 ve 12 taş halinde de kombinasyonları devam ediyor. Çok güzel oyunlardan bir tanesi. Surakarta oyunu yine stratejik bir oyun. Endonezya Java adalarında ortaya çıkmış. İlk defa Java halkının o adalarda oynayarak kendi aralarında ürettikleri bir oyun. Ve şu an dünyaya mal olmuş en önemli tarihi oyunlardan bir tanesi. Ve son olarak da Fanorona dediğimiz strateji oyunları var. Tabii buradakiler sadece belki birer örnek. Dünyada belki çok birbirinden farklı, birbirinden çok gizemli, çok farklı oyunlar var. Mesela dün bir araştırma yapıyordum. Camelot diye bir meşhur oyun var. Checkers tarzı bir oyun. Bizdeki dama tarzı bir oyun. 126 çeşit varyantı var. Bakın. Yani aynı oyunu 126 farklı board üzerinde oynuyorsunuz. Farklı taşlarla oynuyorsunuz. Ve her birinin ayrı 126 tane farklı kuralları var. Tabi diyeceksiniz ki hocam bunlara hafıza mı dayanır? Hafıza evet dayanmasından ziyade onların arasından en güzellerini seçip öğrencilerimize sunmaya çalışıyoruz. Belki hepsine ömür yetmez, yetişmez zaten de. Yani satranç hatırlarsanız geçen hafta söylemiştim 6000 küsur varyantı var. Sadece bir tanesini oynamaya kalksanız zaten 3-5 yılınızı alıyor. Onun için bu noktada belki bilgi sadedinde insanlar bilgi almak için öğrenebiliyor veya araştırmacılar bizim gibi özellikle bu işe kendini adamış uzman veya araştırmacı ruhuyla yanaşan insanlar belki hepsini araştırıp kurallarını, metotlarını öğrenip içerisinden süzme yapıp insanlara takdim etmeye çalışıyorlar.
Evet, bir diğeri de bu da belki şu an özellikle Facebook sayfalarına çok meşhur olmaya başladı. Herkes birbirine bu şekilde sorular atmaya başladı. Brain Teasers, Mind Blender dediğimiz hafıza ve zeka oyunları, zeka soruları. Yani işte şu ekranda gördüğünüz bir bakıma dotlarla yani noktalarla soru işaretinde gelecek olan yere acaba hangisi gelecek? Yukarıda gördüğümüz rakamlarla sorusunu okuyarak acaba soru işareti olan yere hangi rakam gelecek tarzı insanların devamlı yine beynini çalıştıran, aklını aktif tutan bakın. Bu dönemde insanın belki de hayatta en önemli unsurlardan bir tanesi de hayatını aktif yaşayabilmesi. Beynini aktif tutabilmesi ve bu bağlamda da biz Active Brains diye şirketimizin adını koyduk. İnşallah beyinleri aktif tutmaya çalışıyoruz. Evet sevgili dinleyenler, vaktimiz biraz daraldı. Birazcık daha hızlanacağım müsaadenizle. Age kategori dediğimiz, geçen haftaki sorularınızda da bazı dinleyenlerimizin soruları arasında vardı. Hocam hangi yaş grubuna hangi oyunu oynatabiliriz? Hangi yaş grubundaki insan nelere oynayabilir? Aynı oyunlarda oynayabilir, farklı oyunlarda oynayabilir ama tabii ki siz de takdir edersiniz. Her yaşın kendine ait oynayacağı bir takım oyunlar vardır. Yani 4-5 yaşındaki oynayan, zeka oyunu oynayan bir çocukla 30-40 yaşındaki veya 50 yaşındaki bir insana oynadığı oyunları bir tutamazsınız. Ondan dolayı yine bunlar bilim adamları tarafından, ilim adamları tarafından, araştırmacılar tarafından kategorize edilmiş ve düzenlenmiş. Biz de hepsini harmanlayıp belki size burada özetini, yani bir bakıma kısaltılmış halde sunacağız. Bunun dışında da zaten iletişime geçecek dinleyicilerimiz varsa bize de özelden ulaşıp bu konuda destek alabilirler. Evet. 4-5 yaş oyun çocukların oynadığı oyunlar acaba nelermiş? Sırayla görelim. Evet, oyunun adı ilk defa yer alıyor. Bakın, yanında da sadece birkaç kazanımını yazabildik. Çünkü 4 ana kazanımı buraya sığdıramayız. Gerçekten hepsinin ayrı faydaları var. Hepsi üzerinde düşünülmüş, taşınılmış ve her biri bir bilim adamı tarafından, her biri bir matematikçi tarafından, her biri bir gerçekten bu işe kendisini vermiş, adamış insanlar tarafından oluşturulmuş oyunlar. Bakın bir tangramı oluşturmak bile kolay değil. Yani adam ta yıllar önce Çin'de çıkmış bir matematikçi, oturmuş düşünmüş, 7 parçadan acaba ben neler üretebilirim? Ve tam 7 ciltlik kitap yazmış. 7000 parça resim meydana getirmiş. Yani bu gerçekten büyük bir zeka olsa gerek. Bunun gibi bir sürü oyun demin sıraladığımız, biraz önce ekranda gördüğünüz oyunların hepsi de gerçekten bir özveriyle hazırlanmış oyunlar. Evet, bunlardan en güzeli benim çok hoşuma gider ve ilk olarak basic seviyede bütün öğrencilerime başlatarak oynattığım oyunlardan bir tanesi de Tangram. Tangram Basic, Tangram Intermediate, Tangram Advanced diye seviyelere gidiyor. 4-5 yaşındaki çocuklarımız bunları çok rahat oynayabilirler. Yani bu 7 şekilde verdiğiniz fotoğrafın üzerine bu 7 şekli yapıştırıp kendilerine kedi, köpek, insan, araba, gemi bir takım figürler yaparak kendilerine resim yapabilirler. Bunu tavsiye ediyoruz. Biz de bu ne sağlıyor? Bakın Tangram Basic üretkenlik sağlıyor. Şekilleri kavrama becerisini sağlıyor ve bu şekillerle resimler oluşturabilmesini sağlıyor çocukta. Bir diğeri Katamine Duo. Özellikle Katamine Duo diye vurguluyorum. Çünkü Katamine'nin üst level'ları var. Yani Intermediate ve Advanced level'da olan Katamine'lar var. Biz burada 4-5 yaşındaki çocuklarımıza önereceğimiz oyunlardan en önemlisi de Katamine Duo. Bu isimleri internette search yaparsanız her tarafta da rahat bulabilirsiniz. Oyun dükkanlarında, oyuncak dükkanlarında mevcut. Önemli olan sevgili dinleyenler bu oyunların devamlı oynatılabilmesi. Yani geçen hafta vurguladığım konu üzerinde tekrar duracağım. Doğru materyal ve doğru eğitmen. Yani anne baba belki alır, evet al çocuğum bunu oyna bakalım diyebilir. Ama o çocuk onu nasıl oynayacağını bilmiyorsa, o kuralların ona anlatılması gerekiyorsa veyahut da çocuk gerçekten bu oyunları daha iyi, daha kaliteli şekilde öğrenmeyi diliyorsa bir eğitmen vesilesiyle bunun yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Legolino da çok meşhur 4-5 yaşına oynayacağı oyunlardan bir tanesi. Şekiller oluşturma, görsel algısını artırıyor çocuğun. Becerikli yapılar, yukarıda gördüğünüz fotoğraftaki becerikli yapılar da görsel algı, üretkenlik ve planlama yapmasını sağlıyor. Mesela bu becerikli yapılar benim de şahsen çok hoşuma gider. Devamlı kendi çocuklarıma da
oynatmaya çalıştım. Kendi öğrencilerime de bunu çok tavsiye ediyorum. Yani küçük bir tahta parçası ama bu tahta parçasıyla o kadar muhteşem mimariler yapıyor ki çocuklar. Kule yapanlar mı ararsınız, ev yapanlar mı ararsınız, araba yapanlar mı ararsınız, köprü yapanlar mı ararsınız? Ve gerçekten aslında çocuklarımızın içerisinde müthiş bir cevher var. Bunun sadece ortaya çıkarılması lazım. Biz bunu sağlıyoruz. Yani ortaya çıkmasına vesile oluyoruz. Anne babalar zaten bunun için var. Öğretmenler, eğitimler zaten bunun için var. Bu güzel dünyaları, bu küçük dünyaları gelecekte büyük dünyalara çevirmek için onların içindeki o cevherleri keşfetmek zorundayız. Evet, bir diğeri Equilibra dediğimiz yine üretkenlik, şekiller oluşturma motivasyonu sağlayan oyunumuz var. Block Bodies dediğimiz yine aynı şekilde becerikli yapılar tarzı Block Bodies de fotoğrafta şu an gözüküyor. Yani hayvan fükürleri, ne bileyim ev şekilleri, eşya şekilleri yapabileceğiniz çok muhteşem oynayacak oyunlardan bir tanesi. Bir de Pengolo dediğimiz düşünce becerimizi, stratejik düşüncemizi artıran başka bir diğer oyunumuz. 4-5 yaş çocuklarımız için. Evet, ilkokul çağında ben ilkokul kademesini ikiye ayırıyorum. 1-2-3'teki çocuklarımız, 4-5-6'daki çocuklarımız. Çünkü yaş aralıklarından ve anlama kapasitelerinden dolayı birazcık farklı oyunlar olmasında fayda var diye düşünüyorum. 6-7-8 yaş yani ilkokul 1-2-3. Sınıftaki çocuklarımıza ne tür oyunlar öneriyorsunuz dediğimizde de bakın Structures dediğimiz, Metaforms, Equilibro, Skipity, Look Look, Qubits dediğimiz bir takım oyunlar mevcut. Bunlar da yine aynı şekilde çocuklarda bir takım kazanımlar oluşturuyor. Üretkenlik becerisi, uzamsal ve mekansal algı becerisi, görsel algı, şekillerle resim yapabilme, düşünce becerisi vesaire gibi bize bir takım fayda sağlayan oyunlar. Evet, ilkokul kademesinin ikinci kademesi olan yani 4-5-6. Sınıf çocuklarımıza da önereceğimiz yine farklı oyunlarımız var. Bunların en meşhuru Abalon yani stratejik düşünebilme ile ilgili bir oyunumuz. Metaforms belki ilkokul kademesinde de uygulanan bir şey ama bu birazcık daha üst level uygulanabilecek bir oyun. Bu da görsel algı ve mekansal algıyı sağlıyor. Kulami, Qubits, Mangala bakın özellikle Mangala çocuğun matematiksel becerisini, sayma becerisini, ikişerli sayma, tekerli sayma becerisini geliştiren çok meşhur oyunlardan bir tanesidir. Tavsiye ediyorum özellikle. Architecto, bu da mimari sanatını geliştiren, çocuğun düşünme becerisini geliştiren oyunlardan bir tanesi. T-Tangram, Tangram'ın bir sürü çeşidi var. Yumurta Tangram var biliyorsunuz. T-Tangram var, Kare Tangram var vesaire diye gidiyor. Mastermind, 3, 6, 9, 12 taş oyunları, Rubik Race diye oyunlarımız mevcut. Evet, 7-8. Sınıflar içinde yine tavsiye ettiğimiz oyunlar var. Özellikle bu kademedeki çocuklarımızın stratejik düşünmeye, düşünme becerisine çok daha ihtiyaçları var. Yani şekillerden ziyade birazcık daha stratejiye yönelik, yani düşüncelerini daha da iyiye götürmeye yönelik, problem çözmeye yönelik oynaması gereken oyunları tavsiye ediyoruz. Bunların en meşhurlarından bir tanesi de Operational Mind Games, yani işlem oyunları. Özellikle 7 ve 8'e gelen çocuklarımız zaten matematikte özellikle 4 işlemi çözmüş durumdadır muhakkak. Ve bunu besleyici, bu 4 işlemi besleyici operasyonel yani işlemsel zeka oyunlarını tavsiye ediyoruz. Bir diğer tavsiye oyunlarımız Kulami dediğimiz Abalone, Sudoku, Reverse, Otello diğer adıyla, Corridor, Mastermind gibi oyunları özellikle çocukların devamlı oynayarak meleke haline getirmesi ve ileride çok güzel turnuvalara imza atmalarını diliyoruz. High school dediğimiz artık lise çağına gelmiş, düşüncesi olgunlaşmış, karakteri artık oturmuş, karakteri olgunlaşmış çocuklarımıza da tavsiye ettiğimiz belki biraz daha üst level'dan yani üst perdeden çalabileceğimiz bir takım oyunlarımız var. Bunları da biz öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Özellikle Go bu çağdaki, özellikle lise ve üniversite çağındaki gençlerin çok zevkle oynayacağı bir oyun Go. Bir diğeri Chess All Levels. Yani chess'te de, satrançta da birinci level'dan başlayıp son seviyeye kadar öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve hepsinin de çok rahat kavrayabildiği, basic seviyeden advanced seviyeye kadar çocuklarımızın çok rahat kavrayabildiği oyunlar arasında yer alıyor chess.
Yine bu yaştaki çocuklarımıza, lise çağındaki çocuklarımıza Chinese Chess'i tavsiye ediyoruz. Bu da satrançın Çin versiyonu. Çok daha farklı. Checkers değil bakın. Chinese Chess dediğimiz Çin satrançı. Bu da çok bir bakıma girdaplı, çetrefilli, problem çözmeye yönelik, çocuklarımızın hafızasını geliştirmeye yönelik çok enfes oyunlardan bir tanesi. Key Mind Games dediğimiz bir takım oyunlar var. Yine ekranda da görüyordur sevgili dinleyenlerimiz. Yani tahtalarla, demirlerle oluşturulmuş, gerçekten üzerinde belki günlerce çalışılmış, hafıza, kafa yorulmuş, hafıza yorulmuş bir sürü bu şekilde key games'ler var. Tahtalardan yapılmış, demirlerden yapılmış, anahtar oyunları diyoruz biz bunlara. Bunları bozup tekrar takabilme, yani anahtarı, kapıyı açıp tekrar kapıyı kilitleyebilme tarzı oynanan oyunları biz bu yaştaki high school'daki çocuklarımıza tavsiye ediyoruz. Bir diğeri yine ekranda gördüğünüz pilos dediğimiz prizma oluşturabilme, piramit oluşturabilme küçük toplarla. Bu da yine lise çağındaki öğrencilerimizin çok zevkle, heyecanla oynayabilecekleri oyunlar arasında. Evet, birkaç bölüm halinde toparlamaya çalışacağım, hızlanacağım müsaadenizle. Üniversite seviyesindeki öğrencilerimize has oyunlar var. Yine özellikle üniversite çağındaki mühendis kademesinde okuyan, matematik bölümlerinde okuyan en çok belki de bu bölümlerin zaten çözdüğü oyunlardı bunlar. Operational Mind Games dediğimiz işlem oyunları, satrançın her türü şu an üniversitede çok yaygın bir şekilde kullanılıyor ve oynanıyor biliyorsunuz. Sudoku bir bakıma ellerinden düşürmüyor üniversite gençliği. Yine Çin daması, zeka soruları vesaire gibi bir takım oyunlarımız mevcut. Evet, yetişkinler ve iş yeri çalışanlarına tavsiye ettiğimiz oyunlarımız da yine mevcut. Abolon bunlar arasında. Rush Hour özellikle bu oyunu elzemle tavsiye ediyorum. Rush Hour iş yeri çalışanlarının çok zevkle oynayacağı oyunlardan bir tanesi. Bir diğeri Surakarta, bir diğeri Pentago vesaire oyunlarımız bu şekilde devam ediyor. Evet, yaşlanmış demeyelim belki ama yaşı ilerlemiş, belli bir seviyeye gelmiş, 55 yaşı ve üzerine çıkmış insanlara hitap eden zeka oyunlarımız da mevcut. Bunların arasında ben özellikle kendim yaşlara uyguluyorum. Çok da onların hoşuna giden, zevkle oynadıkları bir oyun var. Chinese Checkers. Yani Çin daması. Bizim de Türk damamız var meşhur biliyorsunuz. Chinese Checkers'ı çok zevkle oynuyorlar. Özellikle belli yaştaki insanlar. Tangram'a da bayılıyorlar. Özellikle onların ellerine tutabilecekleri birazcık daha hacimleri geniş tangramlar bulabilirseniz çok zevkle oynayarak çok güzel şekiller, çok güzel figürler yapmaya çalışıyorlar. Ve bu yaştaki insanların çok rahat kavrayabileceği ve oynayabileceği oyunların arasında yine connect dediğimiz, yani aynı şekilden dört parçayı alt alta, üst üste veya yan yana çapraz getirebilme oyunu. Bu da 55 ve yaş üzeri insanların oynayabileceği en güzel oyunlar arasında yer alıyor. Evet sevgili dinleyenler, vaktim zannedersem doldu. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyenler. Bir diğer ki akıl ve zeka oyunları tabanlı eğitim sisteminde buluşma ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.